HTML'de sıklıkla kullandığımız elementlerden biri de A elementidir. Gelin A elementini öğrenelim. A elementi ile en kaba tabiriyle linkler oluşturur. Bu linkler vasıtasıyla farklı yerlere yönlenirsiniz. Örneğin işte bir web sitesinde herhangi bir yere tıklayıp başka bir yere gitmek gibi. Örneğin sol tarafta bakın bu read more bir link Buna tıkladığımızda bakın hemen alt tarafta işte ag gidecekmiş. Böyle bir siteye gidecekmiş. Yönlendirme yapıyoruz yani. Hadi bunun için yeni bir dosya oluşturalım. Burada gördüğünüz üzere bir new file linki var. Butonu var. O butona new file name kısmına links html diyelim. Artık basit bir html dosyamız daha mevcut. Burada şöyle ki hemen index e gelelim. Buradaki basit yukarıdaki şu temel tagleri almak istiyorum. Body'ye kadarki kısmı almak istiyorum. Geldim buraya. Yapıştırdım. Yapıştıramadım sanırım. Kopyalıyorum şu şekilde. Şuraya geldim. Yapıştırıyor. Şimdi tabii ki açtığımız bütün tagleri ...kapatmamız gerekiyor. Örneğin... ...Body ile başlayabilirim. Bunun dışında yukarıda bir de... ...HTML'im var. Tabi kapanışteki. Burada sağ tarafta şöyle bakın... ...bir Bitfire... ...kod şeklinde bir kısım... ...söz konusu arkadaşlar. Onu göreceksiniz. Ona bastığınızda... ...şu kodlarınızı sizin için... ...düzenleyecektir. Bu bakımdan... ...ben burada şu en tepedeki doc type'tan bahsetmedim. Bu doc type burada tarayıcıya şu bilgiyi veriyor. Diyor ki ben HTML5 kullanıyorum. Yani HTML'in şu ana kadarki en son standardını kullanıyorum. E, haberin olsun demek. Bu bakımdan şimdi şöyle ki e, şuraya geldiğimizde artık ben linklerden bahsetmek istiyorum size. Body'nin içerisine geldim ve body'nin içerisinde bir link bırakacağım. Linkler A yani ANKOR tegi ile yapılır. Açılış ve kapanış tegini bıraktım. A'nın A'ya bir boşluk bırakıp A'nın içerisinde href yani hyperlink reference. Yani ben tıklandığı zaman nereye gidecek? Örneğin buna tıklandığı zaman index.html'i açsın. Index.html direkt olarak görmesinin nedeni şu an ikisi de aynı klasörde olduğu için yani hem index hem link aynı yerde olduğu için bu işlemi yapabiliyoruz. Örneğin index eğer ana sayfaysa ana sayfaya git şeklinde bir link bırakabiliyoruz. Uygulamamızda bu arada bir durduralım şurayı. Ee, daha önceki çalışan uygulamanız eğer ee, çalışıyorduysa onu durdurabilirsiniz. Run butonuna bastığımız zaman bizim için sonucu gösterecek fakat sonuç biraz ilginç oldu çünkü bir önceki yani index.html'in çıktısını bize gösteriyor. Bunun nedeni birçok sayfada başlangıç sitede başlangıç sayfası index.html'dir. Plunker'da şu an tabii ki bir geliştirme ortamı olduğu için direkt olarak index.html'den başlatıyor. Bunun için ben basit bir çözüm gerçekleştireceğim. Bu linki kopyalayacağım. index.html'e gideceğim. Burada şöyle Hello Plunker'ın hemen üstünde şu kısımda kısma yapıştıracağım. Bakın burada ana sayfaya git değil de bunu links sayfasına git şeklinde değiştireceğim. Evet, şurada tekrardan run butonuna basın ve link sayfasına gidecek şekilde e, mesajını, mesajın geldiğini göreceksiniz. Burada tabii ki şurayı links yapmayı da unutmayın. Yani links HTML'e git. Kısacası ana sayfadayken ben links HTML sayfasına gitmek için bu linki oluşturdum. Bakın bastığım zaman beni diğer sayfaya, yani links'in olduğu yere götürdü. Ona bastığımız zaman da zaten beni geri ana sayfama getirecektir. Evet, tekrardan linkse gitmek istiyorum. Buradan devam ediyor olacağım. Şimdi arkadaşlar A tagi ile ilgili diğer özelliklerden bahsedelim. Bir diğer sıklıkla kullanılan özellik normal dosyalarımız içerisinde gezmek değil de aynen şuradaki Read More sol altta bulunan Read More linki gibi Dışarıya yani external bir, bir link verme şeklinde başka bir siteye yönlendirme yapmak gibi olabilir. Örneğin Engin Demiro YouTube diyelim. Böyle bir yere yönlendirsin. Benim YouTube e, sayfama kanalıma yönlendirsin beni. Bunun için YouTube kanalımın linkini şöyle kopyalıyorum. Geliyorum buraya. Bunu yapmak çok kolay. Şurada şuraya o adresi yapıştırıyorum. Şöyle. Şöyle bir sonuç görüyor olacaksınız. Yani index.html yerine sadece linki değiştirdiğimi görüyor olacaksınız arkadaşlar. Hemen arzu ederseniz sonucu görelim. Burada çalışır durumda olduğundan emin olun. Link sayfasına git dediğimizde bakın yan yana iki link. Ben Tabii ki e, HTML'de birçok elementin yaptığı işlem birbirinden e, farklıdır. A tag'inde siz A elementinde yani bir A tag'i oluşturduğunuz zaman A tag'i demek yani A elementinden bir tane işte şöyle küçüktür büyüktürle ağlı bir şey açıp kapamanıza e, A tag'ini elementinin tag'i diyebiliriz. A elementinden bir tag diyebiliriz. E, şimdi link sayfasına git dediğimde bakın alt alta gösterecek. Ana sayfaya git dediğimde gayet ana sayfaya gidiyor. Fakat Engin Demiroğ YouTube'a git dediğimizde ise beni, bizi e, Engin Demiroğ'un YouTube kanalına yönlendirecektir. Tabii ki burada e, farklı bir amaçla e, bu işlemi yapmaya çalışıyor olabilir diye e, Planker bu işleme şu an için tabii ki e, izin vermiyor arkadaşlar. Hemen index html'i şöyle stop run deyip index html'i yeniden açmak istiyorum. Bu şekilde de dışarıdaki bir kaynağa da nasıl gideceğimizi görmüş olduk. Bir diğer yapabileceğiniz işlem ise arkadaşlar... ...bunu açtığınız zaman bir target dediğimiz etribütü vermek. Bu arada hyperlink reference yani bir a teginin içerisinde... Bakın nasıl hyperlink reference verdiyseniz buna attribute deniyor. Başka bir attribute da target isimli attribute arkadaşlar. Target attributeü vasıtasıyla linkin nerede açılacağını belirtirsiniz. Genellikle bizim burada sıklıkla kullandığımız blank değeri söz konusudur. Blank değeri şu anlama geliyor arkadaşlar. Blank değeri yani benim sayfamı açık tut benim sayfam yine açık kalsın fakat e, o linke tıklandığında yeni bir sekmede aç demek tabii ki burada ana sayfaya git dediğimde bakın benim için yeni bir e, şeyde açmış oldu buradan gitmeye çalışalım link sayfasına ve Engin Demiroğlu YouTube'a buradan gitmeye çalıştığımızda aslında gayet sonuca vardığımızı görüyor olacağız arkadaşlar bunu da bu şekilde az önceki Problemi de bu şekilde çözmüş olduk. Tabii ki o Plunker'la alakalı idi. Nasıl diğer HTML taglerinde iç içe kullanım söz konusuysa, a taginde de yine iç içe kullanım söz konusu olabilir arkadaşlar. Örneğin siz gayet bir a taginin e, görüntüsünü işte ana sayfaya git gibi bir text değildi. Örneğin bir e, image olarak bunu kullanabilirsiniz. Şöyle ki şöyle şuraya bir tane hatta kodu da beautify yapalım. Şuraya gelip bir tane daha BR koyuyorum. Aşağıya gelip şöyle yapıştırıyorum. Yine beautify diyeceğim. Evet bu işlemi yaptığımız zaman ben ana sayfaya git yerine burada örneğin bir resimden yararlanabilirim. Bunun için image teginden yararlanıyor. img taginden yararlanıyorum. O da zaten image'dan geliyor. Şöyle resimde. Bakın bir image tagi bıraktım buraya. Bunu yaptığım zaman şöyle link sayfasına bir daha git dediğimde bakın herhangi bir görüntü şu an için söz konusu değil. Bunun nedeni image tagi için ben herhangi bir referans vermedim. Yani bu image nereden gelecek? Bunun için de... src taginden yararlanıyoruz. Şöyle src de source'dan. Yani bu image'in... source'u neresi? Onu bize gösteriyor. Tabii burada... E, biz herhangi bir... E, resim yolu göstermedik. Resim yolunu gösterebiliriz. İsterseniz burada... şöyle... bir de alt tagini bırakalım. Yani... O resme ait adres bulunamadığında kullanıcıya ne gösterilsin? Resim yok diyelim mesela. Ana sayfaya tekrardan gittiğimde bakın resim yok şeklinde bir yazı gösterdi. Çünkü gösterdiğimiz adreste herhangi bir şey yok yani bir resim yok. Örneğin bu resim nokta jpg olsaydı burada tabii ki biz bunu gösterebilirdik. Tabii ki bu aynı noktada. Daha önce yaptığımız gibi dış bir adresi de gösterebiliriz. Gelin bunu deneyelim. Google görsellere summer yazdım. Ve burada herhangi bir resmin şöyle sağ tıklayıp resim adresini kopyala deyip adresini kopyalıyorum. Şurada resim.jpg yerine şöyle o adresi yapıştırıyorum. Link sayfasına git dediğimde bakın o yaz fotoğrafını burada gösterdi. Gelin biraz daha ekranda görünebilmesini sağlayalım. Bunun için bit örneğin işte 75 genişliği height deyip ona da 75 diyerek 75'e 75'lik bir fotoğraf haline getirelim. Resmimiz a e, tagim, image tagimizi. Bu şekilde Image de yine de kullanabiliyoruz. Peki ben hani bunu link şeklinde yaptım. Yani link şeklinde yapmayabilir miydim? Kesinlikle. Şöyle. Şunu silseydim. Şöyle. Bakın. Direkt fotoğraf gelseydi bakın tıkladığımda herhangi bir şey görmüyorum. Ama şunları geri aldığımda yine link sayfasına gittiğimde. Ben buna tıkladığımda nereye gidecek? İndeks HTML. Dikkat edin ana sayfaya beni geri götürecek. Ana sayfaya da bu şekilde götürmüş oldu. Yani kısacası demem odur ki arkadaşlar. Bütün HTML taglerini hemen hemen hepsi için geçerli değil bu. Böyle iç içe yapılar şeklinde kullanabiliyorsunuz.